Evet, MKS biriminde arkadaşlar uzunluk olarak biz metreyi kullanıyoruz. Newton kuvvet olarak Newton birimini kullanıyoruz. Daha sonra iş biriminde yine Newton metre cinsinden kullanıyoruz. Bazı güç tanımlarını, kuvvet tanımlarını yaparken bir metre başına düşen Newton miktarını Newton metre olarak, işte joule olarak yapılan iş binin birimini joule olarak gösteriyoruz. Bunlar önemli arkadaşlar. Birimleri kendi aralarında özellikle dönüştürmeye dikkat edelim. Şimdi uçlarındaki gerilimi U olan ve birim zaman içinde süresinde Q elektronluk bir enerji miktarı gösteren sistemin mesela yapılan işine nedir? W yani iş eşittir gerilim çarpı Q'dur. Q neydi arkadaşlar? Elektrik akımında tanımlamıştık. Birim zamanda geçen neydi? Elektrik akımıydı. Ne demiştik? 6,25 çarpı 10 üzeri 18 elektron geçtiği zaman bir kesitten biz buna ne diyorduk? 1 amper diyorduk. Yani Q eşittir I çarpı T'dir arkadaşlar. Birim zamanda akan akım. Yapılan iş nedir arkadaşlar? U çarpı gerilim çarpı akım çarpı D'dir. Elektrikte bakın iş budur arkadaşlar. U çarpı I çarpı T. Elektrikteki iş budur. Elektrik işi joule cinsinden belirtiyoruz. Alıcı yani elektrik kaynağımız volt cinsinden, akımımız amper cinsinden ve de zamanımız saniye cinsinden belirtiyoruz. Yine bir üreticinin verdiği, yine aynı aslında şeye geliyor. Üreticinin verdiği işe de işin tanımında W eşittir E çarpı I çarpı T ile ifade ediyoruz. Buradaki E elektromotor kuvvet yani üreticinin içindeki bize vermiş olduğu potansiyel kuvvet farkıdır arkadaşlar. Yine elektriksel iş birimini volt amper saniye aslında olarak tanımlarız. Kısaca volt amper saniye veyahut da volt amperi çarparsanız ne olur? Watt amper, watt saat olur arkadaşlar. Örneğin doğru akımda 1 volt amper 1 watt alındığında elektrikteki İş birimi de watt saniye veya joule olarak tanımlıyoruz. Örneğin 3600 watt saniye yani volt çarpı amper çarpı saniye bize neye tekabül eder arkadaşlar? 1 watt saattir arkadaşlar. 1 watt saat 3600 iş çarpı saniyedir aslında. Yani 1 saatte yapılan iş miktarıdır arkadaşlar. Yine kaç bu arkadaşlar? 3 milyon 600 bin watt saat. O da nedir? 1000 watt saate. Bu tabi W dediğim üreticinin işi arkadaşlar bu arada. 1000 watt saat. Buradaki 3600 saatten geliyor. Dakika 1 saatteki saniye miktarından geliyor. Bu da bakın 1 kilowatt saat aslında. Bunu nerede çok görüyoruz? İşte elektrik faturalarında bilmem kaç kilowatt saat enerji harcadı diyor. Bu şu demek saatteki 1 saat içinde kullanmış olduğun enerji miktarı aslında senin. Bu ne kadar çok olursa elektrik faturanızda o kadar ne olacaktır? Yüksek olacaktır. Örneğin bir 110 voltluk doğru akım şebekesinde 110 voltluk doğru akım şebekesinden 2 amper çeken bir cihazın bir günde sarf edeceği iş. Yani 110 volt bir gerilim kaynağında 2 amper çekiyormuş. Bu bir gün boyunca çalışmış olsa yani 24 saat çalışmış olsa ne kadarlık bir iş harcamış olacak? İş yani W eşittir. U çarpı I çarpı T. 110 volt çarpı 2 amper çarpı ne demişti bize? 24 saat. Bir gün 24 saat çarpı 24. Bu da ne yapar? 5280 yani 5,28 kilowatt saatlik bir ne harcamışsın aslında?
bir enerji harcamış oluyorsunuz arkadaşlar. Evet, buradaki arkadaşlar kilowatt saat tanımına gelmişken şunu belirtmek istiyorum. Örneğin cep telefonlarınızın işte bataryalarında işte reklamlarda falan görürsünüz. Der ki 3.7 volt lityum iyon pil işte 2000 miliamper saatlik bir kapasiteye sahip. Bu aslında nedir arkadaşlar? Ve der ki işte 7.4 watt saate tekabül ediyor. Yani oradaki watt saat artarsa o kadarlık ne oluyor? Sizin cep telefonunuzun veya bilgisayarınızın kullanım süresi artmış oluyor. Arkadaşlar oradaki örneğin 2000 mAh dediği yani mili amper saat dediği şu aslında. Siz bu bataryadan bir saat boyunca 2000 miliamper akım çekebilirsiniz demek. Yani ampere çevirecek olursak arkadaşlar 2000 miliamper ne yapar? 2 amper. Yani bu pil size 1 saat boyunca 2 amperlik kapasitede çekebileceğiniz bir ne verir? Güç verir. Bunu temsil ediyor. Eğer bu kapasite örneğin bir başka bir bataryada 3500 miliamper saat olsaydı bu da ne olacaktı arkadaşlar? O bataryadan siz 3.5 amper saat akım alabilecektiniz. Şimdi bu saat ne demek? Yani 1 saatte 2 amper çekebiliyorsunuz. Sonra bu batarya bitiyor demek. Yani boşalıyor artık. Enerjisi kalmıyor demek. Tabii ki de sizin internete girdiğinizde veya telefonunuzda oyun oynadığınızda kullandığınız zaman, konuşma yaptığınız zaman amper miktarında bir akım çekmez. Telefonda kullanılan işlemciler, işte diğer ara birim elemanları genellikle mikro amper seviyelerinde çalıştığı için hatta bazıları nano amper seviyesinde çalıştığı için siz hiçbir zaman öyle amper seviyesinde bir şey çekemeyeceksiniz. Bu da ne demek oluyor? Örneğin sizin telefonunuz işte 1,5 gün şarjı gidiyor diye düşünelim. Ne oluyor aslında? 24, 36. Siz o 2 amper saati 36 saat içinde harcıyorsunuz. Demek ki o 2 amper çekmiyor o anda. Ne çekiyor işte? Örneğin 0.1 amperlik bir akım çekiyor ve toplamda size daha uzun bir şarj sağlıyor. Buradaki miliamper saat değeri önemli arkadaşlar. Bataryalarda bu kapasite yani ne kadarlık bir enerji verecek ona bağlı. Tabii kapasitesi arttıkça fiziksel olarak hacim miktarı da artmış oldu. Daha büyük batarya daha fazla enerji vermiş oluyor arkadaşlar. Yani bir telefonunuzun ki artık batarya değişimi öyle kolay olmamakla birlikte bazı modellerde çıkıyor işte ve başka batarya takıyorsunuz. Orada önemli olan şu gerilim miktarının eşit olması. Örneğin siz bir telefonun orijinalinde 3.7 volt 2000 miliamper saatlik bir batarya var. Siz işte girmez ama o fiziksel boyutlar imkan vermeyeceği için girmez ama ben artırmak istiyorum deyip siz aldınız 3.7 volt 5000 miliamper saatlik bir pil aldınız. Siz bunu bağladınız. Bu telefonunuz yanmaz yani bozulmaz. Tabii ki de çalışır. Hatta daha uzun ömürlü çalışır. Dediğim gibi fiziksel olarak onu içine sığdıramayacağınız için ne olacaktır? Sizin telefonunu kullanma ergonominiz değişecektir. Kilowatt saat ifadesini görmüşken bunu da sizlere açıklamak istedim arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Direncin gücü. Örneğin bir direnç diyoruz. Direnç işte o sokakta sayamamı anlatırken orada da bahsetmiştik arkadaşlar. İşte sizin genellikle laboratuvarda kullanmış olduğunuz o küçük dirençlerin değeri arkadaşlar çeyrek watt yani şu 0.25 watt'tır. Siz bununla gidip böyle çok fazla güçlü bir şey çalıştıramazsınız. Bu sadece gerilim bölmek ve küçük alıcılar işte nedir? Küçük bir LED vardır veya LED grubu vardır. Onun akımını sınırlamak için ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Ki genellikle piyasada işte 0.25 watt çeyrek veya işte 0.25 watt yarım watt 0.5 watt veya 1 watt gibi 5 watt 10 watt gibi
dirençler mevcut. 1 watt ve üzerindeki dirençler genellikle taş direnç diye geçer. Dışı biraz daha kaplı, porselen kaplı malzemelerdir arkadaşlar. Burada P dediğimiz bizim neydi arkadaşlar? Güç. P güç, power yani güç. Güç neydi? Birim zamanda yapılan işin oranına eşitti arkadaşlar. Yani bizim buradaki iş neydi arkadaşlar? İş U çarpı I çarpı T bölü T dediğim zaman ne olacaktır arkadaşlar? P eşittir U çarpı I. Demek ki bir direncin üzerindeki düşen güç neymiş arkadaşlar? P eşittir U çarpı I'ya eşittir. Veyahut da ben burada U yerine ne yazabilirim? Vır formülünden I çarpı R yazabilirim. Yani I çarpı R çarpı I neyi veriyor arkadaşlar? I kare R. Bunu daha önceden biliyor olmuş olabilirsiniz. Hani I kare R'ye eşit veya U çarpı R'ye. Buradaki I kare nereden geliyor? Bunun açıklamasını yapmış olduk arkadaşlar. Ve birimi de watt'tır arkadaşlar. Birimi de watt'tır. P eşittir U çarpı I veyahut da I kare çarpı R. I eşittir U bölü R formülünden ne yapabiliyoruz? Bulabiliyoruz. Veyahut da şunu yaparız. Yine aynı formülden I yerine neyi yazabiliriz arkadaşlar? I eşittir U bölü R'yi yazabiliriz. Bu da neye eşit olur arkadaşlar? U çarpı U bölü R yani U kare bölü R'ye eşit olabilir. Yani siz bir devrenin gücünü bulurken akım gerilim ve direnci kullanarak birbirleri arasında ne yapabilirsiniz? Dönüşüm yapabilirsiniz. Ne demiştik? P birimi watt, voltun birimi gerilimin birimi volt, amperin birimi A ve direncin birimi de ohm olarak söylüyoruz. Yine burada güç birimi de arkadaşlar biner biner artıp biner biner azalmaktadır. Yani 1 watt 1000 miliwatta eşittir veyahut da 1000 watt 1 kilowatta eşittir. 10 üzeri 6 wattta 1 megawatt bu K değil M olacak 1 megawatta eşittir arkadaşlar. Biner biner artıp biner biner azalmaktadır. Yine şekildeki devreye baktığımızda bakın az önce ohm kanununda çözerken kullandığımız şekilde aynı fakat burada bize neyi istiyor? Direnç üzerinde harcanan gücü istiyor. Ne yapmam lazım? Baştan benim akımı da bulmam lazım. Veyahut da kısa yol ile diğer bir ifadeyle çözmem lazım. Yani biz bu devreyi tanımlamak adına şunu yapalım. Baştan devrenin akımını bulalım. Nedir arkadaşlar devrenin akımı? I eşittir U bölü R. Akım 12 volt bölü 510. Bu da neymiş arkadaşlar? 24 miliamper. Ben neyi biliyorum arkadaşlar? P eşittir U çarpı I. Bakın bu devrede kaynak gerilimine direnç paralel bağlı olduğu için üzerine düşen gerilim kaynak gerilimine eşittir. Yani ben bu direncin üzerindeki gerilimi ölçmüş olsaydım burası da yine neydi arkadaşlar? 12 olarak karşıma çıkacak. P eşittir U çarpı I'dan bulabiliriz. Kaynak gerilimi paralel olduğu için eşitti. U nedir? 12. Akımı bulduk. Direnç üzerinden geçen akım neydi? 24 miliamper. 12 çarpı 24 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bu da nedir arkadaşlar? 0,288 watt. Veyahut da ben bunu biner biner kademeli olarak düşürdüğüm zaman 3 sıfır ne yapıyorum? Yanına ekleyip 288 miliwatt olarak söylüyorum. Benim bunu bir de iki tane daha formülüm var. P eşittir U çarpı I. P eşittir I kare çarpı R. P eşittir U kare bölü R. Kısa yoldan yapmak isteseydik yine P eşittir I kare çarpı R'den yani akımın karesi çarpı direnç. Akımımız neydi? 24 miliamper. Ben bunu ne yapmam lazım? Akıma dönüştürmem lazım. 24 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün karesi çarpı 510. Bu da nedir arkadaşlar? Yine 288 miliwatta eşittir. Bir de hangi formülümüz vardı? P eşittir U'nun karesi bölü R. U kare bölü R.
Bu da nedir arkadaşlar? 12'nin karesi b bölü 500. Bu da yine neye eşittir arkadaşlar? 288 milivolta eşittir. Bir devredeki gücü hesaplarken bu 3 tane denklemden yararlanabiliriz. Başka bir soruya bakalım. Mersin'de elektriğin kilowatt saat cinsinden 100 TL'ymiş. Bir evde kullanılan televizyonun gücü 500 watt ve 2 saat. Bakın bu önemli çünkü saati vermezse ben neyi bulamam buradan? Kilowatt cinsinden fiyatını bulamam. 500 wattlık bir televizyon ne yapıyormuş? 2 saat çalışıyormuş. Müzik seti 75 watt'tan 4 saat çalışıyormuş. Klima 1500 watt'tan 30 dakika çalışıyormuş. Elektrik ocağı bir ısıtıcı ise 2 kW'dan 45 dakika çalışıyormuş. Ve buna göre harcanan toplam enerjiyi ve kaç liralık bir elektrik faturası olur onu bulalım diyor arkadaşlar. Şimdi bir tablo gibi bir şey yapıp her bir cihazın çalışma ve güç saatlerini yazacak olursak televizyon neydi? 0,5. Bakın burada kilovatı 100 TL dediği için bunu şey yapıyoruz. Yani 1 kilovat saat harcayınca 100 lira veriyormuşsun. Bu anlama geliyor. Biz bunların hepsini eğer kilovat saat cinsinden yazar isek hesaplamamız daha kolay olacak arkadaşlar. Televizyon 0,5 kilovat 500 wattı ne yaptık? Kilovata çevirdik. 3,0 attık. 0,5 kilovat 2 saat. Yani 0,5 kilovat çarpı 2 saat dersem ne olur? 1 kilovat saat televizyon 1 kilovatlık saatlik enerji harcıyormuş. Müzik seti neydi? 75 watt. Ben bunu kilovat cinsinden yazarsam 0,075 kilovat çarpı 4 saat. Bu da nedir arkadaşlar? 1,5 kilovat saate eşittir. Klima. 1500 watt zaten bu da nedir? 1,5 kilowatt'tır. 1,5 kilowatt ama yarım saat olduğu için ne olacaktır arkadaşlar? 60 dakika değil yani 0,5 1 bölü 2 saat çalışıyor. Bu da nedir arkadaşlar? 0,75 kilowatt saate denk geliyor. Bir ısıtıcı elektrik ocağı 2 kilowatt harcıyormuş fakat 45 dakika çalışıyormuş yani 3 bölü 4 saat çalışıyormuş. 2 kilowatt çarpı 0,75'te 1,5 kilowatt saate tekabül ediyor. Bunların hepsinin toplamda yapmış olduğu iş nedir arkadaşlar? Bakın 5,05 kilowatt saatmiş arkadaşlar bir günde. Eğer harcanan enerji harcanan enerji 5,05 kilovat saati ve bunun 1 kilovat saati 100 liraya tekabül ediyorsa biz bunu 100 ile çarptığımızda demek ki bunun aylık faturası neymiş? 505 TL olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bu örneğe bağlı olarak örneğin siz de evlerinizde bulunan cihazların ortalama çalışma sürelerini ve güç değerlerini biliyorsanız bunların toplamı kadar bir kilowatt saat olarak bir kilowatt saat hesaplaması yapabilirsiniz ve buna bağlı olarak da tahmini elektrik faturasını ne yapabilirsiniz hesaplayabilirsiniz. Tabi burada şu önemli, örneğin sabit güçte çalışan cihazlar ile değişken güçte çalışan cihazlar arasında fark vardır. Ne gibi? Örneğin televizyon. Televizyon işte ortalama şu anda günümüzde işte 100 ile 300 watt arasında bir LCD ekran düşünelim. Bunlar ortalama o civarda yani etiketinde eğer 250 watt yazıyorsa bu ortalama 250 watt sürekli olarak çeker. Fakat bir buzdolabı veya bir çamaşır makinesi örneğin çamaşır makinesinin etiketinde işte 2,5 kilowatt saat pik veya işte anlık diye yazar. Bu şu demek aslında arkadaşlar. Örneğin siz işte çalıştırdığınız çamaşır makinesini, çamaşır makinesi rezistansı ayrı zamanda devreye girer. Motorun ileri dönmesi ayrı zamanda olur.
Ve boşta durduğu süreler de vardır. Yani herhangi bir su ısıtma, su alma veya bir işlem yapmadığında işte o makinedeki çamaşırları beklerken herhangi o kadar yüksek enerji harcamayacaktır. Ama bunun toplam ortalamasını sizin ne yapmanız lazım? İşte oraya bir wattmetreye bağlayarak yapmanız, ölçmeniz gerekir arkadaşlar. Bunların hepsini aslında evinizde elektronik sayaçlar yapıyor. Sayacın gidip üzerine işte T1, T2, T3, T4 dediği 4 farklı zaman dilimi var. Onları toplarsanız arkadaşlar siz aslında ne kadarlık bir toplam enerji harcadınız onun analizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu dersimizi de burada bitirelim. Haftaya kaldığımız yerden devam edelim. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.